projemizi çalışırken bütün model aynı şekilde çalışacağımız için size sadece şuradaki alanı göstereceğim ben. Diğer alanlarda çalışacağımız ilmeklerin hepsi aynı olacak arkadaşlar. Sırt kısmı diğer ön kanat ve burası. O yüzden döne döne aynı ilmekleri anlatmayacağım. Bu kadarlık alanı anlattığım zaman zaten hepsi oturmuş olacak. Hem de sizler gayet rahat bir şekilde örgünüzü örüp başlayabileceksiniz. Buradaki alan dediğim gibi sap kısmı. Sap kısmını oluşturduk. Şimdi dilerseniz modelimizi artık sağ ve sola şeklinde açış alanına geçelim. Ee, bizimle beraber örmek isteyen arkadaşlarım hemen oynatma listesini açıklama kısmına iliştiriyorum. Oradan birinci videodan itibaren başlayabilirler ve bizlerin arasına katılabilirler. O güzel yorumlarınızla bana eşlik ederseniz çok çok sevinirim. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ters ilmeklerle başlayacağımız için <laughs> ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra Buradaki 18. ilmeğime kadar neredeyse ters ilmeklerimi örüp aslında devam ediyorum. İlk sıralar biraz daha karışık değil, ama üst sıralarda biraz daha böyle e, farklı ilmeklerle yer değiştirmelerle falan çalışacağımız için birazcık böyle tane tane gidelim istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi, bakın 18. ilmeğim benim şuradaki düz ilmeğim. Şimdi hemen buradaki bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak çalışıyorum ve 18. ilmeğe gelmeden evvelki buradaki iki tane ters ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum nedenine gelince bu orta kısımda bulunan düz ilmeği bir ilmekten 3 ilmek çıkartacağım ve buradaki ilmek sayılarının değişmesini istemiyorum burada ve bu taraftaki ilk ters ilmeklerimi birlikte örüp tek ilmek haline getirdiğimden dolayı birinci, ikinci ve üçüncü ilmeğimi böylelikle oluşturmuş olacağız. Hemen düz ilmeğimin içerisine bir ilmek çıkartıyorum. Devam ediyorum. Tekrardan bir tane ajur arttırması gibi bir arttırma yapıp aynı deliğe bir tane daha ilmek eklediğim anda bir ilmekten 3 ilmek çıkmış oluyor. Şimdi sol tarafta çıkarttığım ilmeği hemen buradaki alanda ters ilmekle iki ters ilmeği bir arada toplayarak tek ilmeğe dönüştürdüğüm anda ilmek sayılarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi tekrardan ters ilmeklerime başlıyorum ve devam ediyorum. Nereye kadar? Sırt kısmında oluşturmuş olduğumuz düz ilmeğe kadar. Onun da sağında ve solunda iki ilmeği birlikte göreceğiz. Orta kısımda tıpkı demin göstermiş olduğum gibi bir ilmekten 3 ilmeği çıkartacağız. Daha sonra tekrardan ters örgülerimize başlayıp ön bedendeki diğer ön bedendeki işlemin aynı şekilde gerçekleştirdiğimiz anda e, bu şekilde durmuş olacak. Bakın. Şimdi hemen ikinci videoya geçebilirsiniz.